Bu Arda adlı yeni yem bezelyesi. Geçmişte Taşkent diye yem bezelyelerini ekiyorduk. Ama bu yıl Arda çeşidini denedik. Sağ olsun İrfan Bey bunu yönlendirdi bize. Bu diğer Taşkent'e göre 15 gün galiba daha erkenciliği var bunun. Bu sene yıl da iyi geldi. Erken geldi ama Taşkentleri biz Nisan sonunda biçiyorduk geçmiş yıllarda. Bu Arda'yı bu yıl Nisan'ın bugün 4'ü biçiyoruz. Hatta geçti bile bu alt yapraklarda birer tarafa şey yapmaya başladı. Kozak bağla da bağlamaya başladı. Bunu daha bir 5-10 gün önce biçmemiz lazımdı. Bir hafta falan önce biçmemiz lazımdı. Ama hava şartlarından dolayı bunu biçemedik. Gördüğüm kadarıyla iyi. Yani ot miktarları da galiba kaliteli ve şey olacak. İyi olacak. Bilmiyorum ot terimi Taşkent'e göre ne olur burada ama yani arada bir fiyat fark olmayacak gibi. Biz önemli olan buradaki erkencilikteki istememize sebebi bu yerlere biz pamuk ekiyoruz. Pamuk ektiğimizden dolayı pamuğu ne kadar önce ekebilirsek bu mevsimsel şartlardan dolayı o kadar burada önde hasat edebiliriz dediğimiz için bu Taşkent bezelyesinde Arda'yı geliştirmemizin sebebi o. Erkencilikten dolayı ki bugün Nisan'ın 4'ü işte tahmin ediyorum bu hava şartına bağlı ama 10 gün içinde kalkar 14 olur. Ayın 20'si 25'i gibi sulandıktan sonra işten tava gelir. Yani Nisan'ın sonunda biz burayı pamuk ekimini hazırlamış oluruz. Hava şartına göre de pamuğumuzu ekmiş oluruz. İnşallah iyi olur. Görünen o. Tabii ot verimini görmedik ama kalite yönden çok fazla bir farkı yok. İnşallah ot verimi de iyi olur. Arda yem bezelyesinden memnun kalırız diye düşünüyorum. Biz Sokova'sında hem pamuk hem hayvancılıkla iştigal ediyoruz. Büyükbaş hayvan çiftliğimiz de var. Zaten bunu ticaret maksadıyla değil, kendi hayvan çiftliğimize kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ektik. 3-4 yıldan bu yana Taşkent bezelyesi ekiyorduk. Hayvancılıkta güzel bir etki yaptı o. Sokova'sında ilk önce ekenlerden birisiyim zaten. Tabi ham madde tedarikinde ne kadar iyi olursak, ne kadar ucuza mal edebilirsek hayvancılığın da geliri ona göre daha iyi olur. İşte yem bezelyesinin hem erkenci olması, hem kaliteli bir kaba yem olması, hem de kısa sürede yetişmesi bizim için birer avantaj bunlar. Hem bunun yerine ikinci ürün olarak pamuğumuz da rahat bir şekilde ekebiliyoruz. Kaba yem kalitesi de diğer otlara göre daha da iyi yem bezelyesinin. Onun için tercih sebeplerimiz bunlar. İnşallah mevsimsel günler de iyi gider herhalde. Mevsim şartlar da iyi gider. Bunun üzerine inşallah yağmur yağmadan otta kaldırabiliriz. Hem kaba yem ihtiyacımız da otun kalitesi iyi olmuş olur. Hem de hayvanlarımız için iyi bir besin kaynağı olur. Bunu 10 Kasım gibi ekimini sağladık. Bu yerde yine pamuk vardı. Pamuğumuzu Ekim ayı içerisinde hasat ettik. Ekim ayının başında. 2019 sezonu sonbaharı da kurak bir sezon geçmişti. Kuruya işledikten sonra yerimizi pamuğumuzu kaldırdıktan sonra kuruya 10 Kasım gibi bu yem bezelyesini ektik. Sezonda bu sene tahmin ediyorum 3-4 gün bir don oldu burada. Çok da fazla değil. Eksi 2-3'lere düştü. Fazla da düşmedi. Onun için iyi de bir gelişim performansı gösterdi bitki. Bugünlere geldik. Tahmin edeyim ne olur? Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay gibi sürede hasat etmiş oluruz. Hem de biliyorsunuz Tarım Bakanlığı'nın güzel bir uygulaması oldu. 3 ürün üst üste ekildikten sonra 3. senenin son aynı ürün ektikten sonra 3. senenin sonunda minave şartı isteniyor. Hem bu minavemizi yapmış oluyoruz tarlamızda biz. Hem de pamuk için azot sağlanmış oluyor. Bu baklagiller familyasından olduğu için bu bitki toprağın altında azot da sağlamış oluyor ki gördüğünüz gibi %90 bir şeklime sahip şu anda.
şu anda bunun da tamamının köklerde, rizomların hepsinde bak şeyler var, azot sağlamış olur. Hem de bizim ileride pamukta kullandığımız azotlu gübrelerde az kullanmış oluyoruz. Hem de ikinci ürün müdahale şartımızda yerine getirmiş oluyoruz. Pamuğa da kaliteli bir toprak hazırlamış oluyoruz. Yem bezelyeleri Sokovası'nın hemen hemen her yerinde olur. Öyle bir toprak seçiciliğini görmedik biz. Ama burası genelde hafif kumsalımsı, tınlı bir toprak. Ve iyi oldu yani, burada bir toprak ilgili bir sıkıntısı bunu görmedik. Yani biz diğer 4 yıldan bu yana ektiğimiz bir bitki toprak seçiciliği özelliğini zannetmiyorum. Yani biz şahit olmadık. Yine buna bağlı olarak firma yetkililerinden İrfan Bey sağ olsun, onun yönlendirme, İrfan Ekrem Bey yönlendirmeleriyle biz bu işe girdik 4 yıl önce. Devamlı istişare yapıyoruz kendileriyle. Bir sıkıntımız yok. Firmamızdan da memnunuz. Yine şeyle ilgili, büyüme ile ilgili işte biraz önce bahsettiğim gibi bu yıl sıcak bir sezon geçti. Don olayları az oldu bu yıl. Soğukta hemen hemen eksi 2'lerin altına düşmedi. Bu da 3-4 günlük bir zaman diliminde olmuştu. Mevsim sıcaklık fena değildi. Yani kış sezonunda çok soğuk olmadığından bitki boylanması, bitkinin büyümesi hakikaten muhteşem oldu. Ama bir de sıkıntı. yani bir hafta önce bitseydik daha iyi olacaktı. Ama hava muhalefetinden dolayı, yağışlardan dolayı biçemedik. Altlarda bir kuruma meydana geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu ot ne kadar etki eder bilmiyorum. Zaman içerisinde göreceğiz. Ama herhalde dekarda bir tona yakın ot alırız diye düşünüyorum. Geçmişte aldığımız yıllar oldu çünkü bir ton ot. Biraz daha erken bu ama belki erkencilikten dolayı biraz verim düşük olabilir. Ama genel şey olarak sıkıntımız yok. Vegetatif büyümelerde şu andaki bitkinin yapısında bir sıkıntı görünmüyor. Diğer kaba yemlerden farkı var. Protein oranı hesaplamalara göre %13-14 diyorlar. 12-13 diyorlar. Tabii ben bunu yaptırmadım ama gelen rakamlar öyle. Yoncaya en yakın değerde protein ihtiva eden bir bitki. Zaten bak azotlu baklagillerden olmasından dolayı da yere bizim çiftçilerin açısı istediğimizden dolayı yere de bol miktarda bir azot bırakıyor. Yine protein olarak %12'lerde bahsediyorlar bu işi bilenler. Yoncaya yakın, hemen hemen protein olarak yoncaya en yakın yem bitkisi. Tabii bundan dolayı biz bunları zaten ekiyoruz ki diğer ektiğimiz yem bitkileri, kaba yem bitkilerin fi buna yakın herhalde 8-9'da da arpa, buğday otları daha düşük protein olarak. Protein olarak en yüksek, yani yoncadan sonra en yüksek yem bitkisi bu. Bu bölgemizde bizim yağış, kış sezonu zaten kışlık bir bitki bu. Kış sezonu yağış olduğundan dolayı sulama ihtiyacımız olmadı hiç. Bugüne kadar sulamadık ki bu yıl, yani 2019-2020 iş yılında da yağış miktarımız düşük olmasına rağmen bölgede su ihtiyacımız olmadı. Sulamadık çok şükür. Suya ihtiyacı olan, yani kışlık ektiğimiz için bu bölgelerde suya ihtiyacı da yok. İşte dediğim gibi biraz önce en yüksek istediğimizden sebeplerden birisi içinde ihtiva ettiği protein miktarının yoncaya daha sonra en yüksek protein içinde olan bir bitki olması. İkincisi toprağa azotu bırakması. Üçüncüsü erken yetiştiğinden dolayı pamuk ekimine hazır
elverişli olduğundan, pamuk ekimini geciktirmediğinden ki bugün ayın 4'ü, Nisan 4'ü, biz bunu ay sonuna, Nisan sonuna, yani Allah'tan bir havada bir problem yaşamazsak, havada bir sıkıntı olmazsa sulamış, hazırlanmış ve pamuk ekimini Nisan sonu itibaren tamamlamış oluruz. Erkenciliği de var. Tabii bizim için bu özellikleri olduğu için biz de tercih sebeplerimizden birisi bu arda çeşidine ekmek, arda yem bitkisi ekmek bizim tercih ettiğimizlerden birisi oluyor. Yem bitkilerinin hepsine devlet desteği var. Kışlık ekilen yem desteklerinde bugün için açıklanan fiyat dekarda 60 lira olarak belirlendiğini biliyorum. Bu da hem tohum ve işleme masraflarımızı çıkarmış oluyor. Dolayısıyla işte biraz önce bahsettiğim gibi yine minavimizi desteklemiş oluyor. Hayvanlarımız için kaba yem ihtiyacımızını desteklemiş oluyor. Dolayısıyla hem bizim cebimize fayda, hem bizi toprağımıza fayda, hem de hayvanlarımız için faydalı bir bitki. Onun için tercih ettiğimiz bir bitki oluyor.